O güne gidip geri dönüp baktığımız zaman MGK kararıyla verilmiş, yani MGK toplantısı sonrası verilmiş bir karar, bir gazetenin bombalanma kararının verildiği bir, artık devletin en yüksek merciği tarafından verilmiş bir karar. O günkü MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride şöyle bir ifade yer alıyor. Devletin bölünmez bütünlüğünü tehdit alan yayın organının bertaraf edilmesi gibi bir cümle var. 29 yıl önce devletin en yetkili kanadı tarafından direkt hedef gösterilmiş bir gazeteden söz ediyoruz, bir gelenekten söz ediyoruz. Zaten o bildiriden birkaç gün sonra hemen Yeni Ülke, Özgür Ülke gazetesi bombalandı. Bu bombalamada bir arkadaşımız yaşamını yitirdi. 23 arkadaşımız yaralandı. Fakat 29 yıl sonra bugüne geldiğimizde şunu görüyoruz ki bertaraf edemediler. Yani 29 yıl sonra hala bu gelenek çok daha genişleyerek, çok daha büyüyerek ve çok daha sesi gür bir şekilde yoluna devam ediyor. Çünkü siz bir hakikati bertaraf edemezsiniz. Bir toplumun, bir halkın özgürlük, eşitlik talebini bertaraf edemezsiniz. Biz bu gelenekten gelen, işte gazetenin bombalanmasından bahsettik. Oradan bugüne kadar gelen baskılar, çeşitli değişik yolla yöntemler geliştirilerek bugün de devam etti. Yani hala gazetelerimiz kapatılıyor. Belki bugün bombalanmıyoruz ama gazetelerimize el koyuluyor, KYK'larla ya da baskınlar düzenleniyor. İşte ekipmanlarımıza el konuluyor, gözaltı tutuklamalar bir şekliyle her şekilde devam ediyor devletin o baskısı. Tabii ki hani bu süreçte yine Özgür Gündem'den işte Özgürlükçü Demokrasi'ye, bugün Yeni Yaşam'a kadar diğer gazeteler de kapatıldı ama bir şekilde yolumuza hep devam ettik. Gözaltına alınan arkadaşlarımız çok fazla oldu. Tutuklandık, cezaevlerinde kaldık ama her zaman cezaevinde de olsak, böyle bir geleneği var bu gazetenin çünkü, içeride de olsak, dışarıda da olsak bu geleneği bir şekilde devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman yani gazete kapandığı zaman artık gazete çıkmaz olmadı ya da ekipman, kameramıza el konuldukları zaman biz o habere gitmeyiz bir fikriyle hareket etmedik. Hep bir şekilde bir yol, yöntem bulduk. Nasıl ki faşizm baskı aracı olarak kullandığı yol ve yöntemleri değiştirdiyse, basında, özgür basında her zaman devam etmenin ve büyümenin bir şekilde yol ve yöntemini buldu. Bugün de yine aynı şekilde devam ediyor. Tutuklu arkadaşlarımız var şu an cezaevlerinde olan. Onların da yine bıraktığı boşluğu doldurarak, onlar da hala aynı zamanda içeriden de haber yapmaya devam ettirerek bu geleneği bir şekilde sürdürüyoruz. Bu geleneğin asla da duracağına inanmıyorum zaten. Yani bugün yine biz yine tutuklansak, yine başka arkadaşlarımız da gelip bu geleneği sürdürecektir.